Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle, sizlerin de çocuklarınızın da çok seveceğini düşündüğüm sütlü çikolata parçalı ekmekçikler yapacağız efendim. Efendim bu ekmekçikler böyle puf puf yumuşacık pamuk gibi ekmekçikler oluyor. İsterseniz poğaça olarak da adlandırabilirsiniz. Ben zaman kaybetmeden tarifimin yapımına geçiyorum. Efendim yoğurma kabımın içerisine gördüğünüz gibi ılık sütümü alıyorum. Mayamı da ilave ediyorum. Şöyle bir 30 saniye kadar bekliyorum. Mayam biraz aktifleşsin diye. Ardından şekerimi de ilave ediyorum. Şimdi kademeli olarak unumu ilave edeceğim. Şöyle bir yarım su bardağı kadar un ilave ediyorum ilk başta. Yoğurma işlemine geçiyorum. Bir yumurtayı ilave ediyorum. Beyazıyla beraber ilave ediyoruz efendim. Şimdi tekrar unumu ilave ediyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Bu ekmekçiklerin en büyük özelliği böyle unu kademeli olarak içine ilave etmemiz. Efendim şöyle çay kaşığının ucuyla da tuzumu ilave ettim. Şimdi eritmiş olduğum ve soğutmuş olduğum tereyağını ilave ediyorum. Bu da çok önemli. Tereyağını sıcak olarak ilave etmiyoruz. Eritin şöyle bir 5 dakika kadar ilk sıcaklığı çıksın ondan sonra ilave edin. Yoksa hamuru pişirebilir. Şimdi kalan unumu da ilave edeceğim. Hamurumu hazır hale getireceğim. Ve bu ekmekçiklerdeki en büyük özelliklerden biri de iyi yoğrulması. Biraz zaman ayırmanız gerekiyor yoğurma işleminde. Ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuç alırsınız. Şimdi hamurum hazır. Damla çikolatalarımı ilave ediyorum. Bu aşamada çok fazla yoğurmaya gerek yok. Çünkü makinenin sıcaklığıyla ya da elle yoğuracaksınız. Elinizin sıcaklığıyla çikolatalar eriyebilir. Şimdi hamurumu aynı alıyorum gördüğünüz gibi üzerine örtüp 45 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Efendim 45 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi hamurum hazır. Şimdi küçük bezelere böleceğim. Önden bu şekilde rulo haline getirirseniz bezelere bölmeniz yani eşit boyutta bezelere bölmeniz daha kolay olabilir. Siz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Efendim ayırmış olduğum gördüğünüz gibi parçaları şöyle elimle hafif yuvarlayıp yuvarlak bezeler haline getiriyorum. Şimdi üzerlerini kapatıp 20 dakika mayalandıracağım. Efendim 20 dakikanın sonunda son şekillerini veriyorum. Gördüğünüz gibi merdane ile hafif açıyorum. Çok bastırmadan kenarlarından katlayıp rulo haline getiriyorum. Elinizde damla çikolatası yoksa üzümlü de bu poğaçaları ya da ekmekçikleri yapabilirsiniz. Ya da sade yapabilirsiniz. Sandviç ekmeği olarak çocuklarınızın beslenme çantalarına koyabilirsiniz. O şekilde de çok güzel olur. Bu şekilde tüm bezelerimi aynı işlemi uyguluyorum. Ve ardından yine üzerini kapatıp bir 20 dakika kadar tekrar mayalandıracağım. 20 dakikanın sonlarına doğru fırınımı açacağım güzelce bir ısınsın diye. Evet şimdi 20 dakika mayalanmaya gidiyorlar. Bu arada ben de bir yumurta sarımı ve sütümü gördüğünüz gibi bu şekilde hazırlıyorum üzerlerine sürmek için. Efendim 20 dakika sonunda gördüğünüz gibi güzelce kabarmış durumdalar. Bol bol yumurta sarısını sürüyoruz. Her taraflarına sürüyoruz böyle. Efendim şimdi ekmekçiklerimiz hazır. Fırına gidiyorlar. 170 derecede pişecekler. Bakar mısınız? Şahane görünüyorlar değil mi? Evet. Ekmekçiklerimiz hazır. Yumuşacıklar. Puf puflar. Gördüğünüz gibi şahane oldular. Denemenizi tavsiye ediyorum. %100 bayılacaksınız bu tarife. Dediğim gibi üzerine isterseniz benim gibi pudra şekeri de serpiştirebilirsiniz ya da sade olarak da kullanabilirsiniz. Efendim tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki tarife kadar hoşça kalın.